Arkadaşlar herkese merhaba. 2017'de TYT'de çıkan bir polinom sorusu arkadaşlar. Fakat eleyici bir soru. Herkesin yapamayacağı ve sorunun çözümü gerçekten de uzun arkadaşlar. Bir bakalım soruda ne vermiş? Katsayıları 0'dan 9'a kadar yani rakam olan bu kümen elemanlarından ve bir kökü eksi 2 bölü 3 olan ikinci dereceden polinomların sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar katsayıları rakamlar olacak. Ve ikinci dereceden olacaksa bizim polinomumuz px diyelim şöyle. İkinci dereceden olduğu için ax kare artı bx artı c şeklinde olmalıdır. Fakat buradaki a sayısı hani ikinci derece olacağı için sıfırdan farklı olmak zorunda. Oraya dikkat edelim. Ve bir kökü de x eşittir. Eksi 2 bölü 3 verilmiş. O zaman ben bir kökünü biliyorsam götürüp x'in yerine yazdığımda polinomu sıfıra eşitler. Yani p-2 bölü 3 sıfıra eşit olmalıdır. O zaman gelin şöyle bir burada x'in yerine eksi 2 bölü 3 yazarsak şöyle a çarpı eksi 2 bölü 3'ün karesi artı b çarpı eksi 2 bölü 3 artı c eşittir 0. Şimdi hızlı olalım çünkü işlemlerimiz uzun. Videoda çok uzamasın. Eksi 2 bölü 3'ün karesini aldım. 4 bölü 9. O zaman burada 4a bölü 9 geldi. Eksi 2b bölü 3 artı c bölü 1 deyip sonra da burada ne yapıyorum? Payda işliyorum. Burayı 3 ile buraya da 9 ile payda 9 olduğu için hepsinde bir daha yazmayacağım. 4a eksi 6b artı 9c eşittir 0 gelecektir. Buradaki 9c'yi yalnız bırakıyorum arkadaşlar. 9c eşittir 6b eksi 4a gelecektir. Şimdi bakın buradaki 6b'nin b'ne verirsek verelim zaten rakam vereceğiz. 0'dan 9'a kadar. 6b'nin çift olduğunu, 4a'nın da çift olduğunu biliyorsam, çiftten de çift çıkartırsam kesinlikle 9c'nin çift olacağını söyleyebilirim. O halde C'ye ben 0 verebilirim. Yani C en başta 0 olabilir. C2 olabilir. C4 olabilir. Ve C6 olabilir mi? Bakacağız, inceleyeceğiz. Hatta şöyle C eşittir 6 için yazayım. Şimdi bunları tek tek hepsini bir inceleyelim arkadaşlar. C yerine götürüp 0 verirsem. C yerine 0 yazdım. Burası 0. 6B eksi 4A eşittir 0'dan. Hatta şöyle karşıya atıp 6B eşittir 4A diyorum. Ve sadeleştirdiğimde 3b eşittir 2a gelecektir. Yani b'ye ben burada 2 verdiğimde hatta şöyle ab diyelim. İkili olarak yazalım. B'ye 2 verirsem a'da 3 gelecek. Tam 2 katını alırsa yani b2'nin katı a'da 3'ün katı olacak ve en fazla 9'a kadar gidebilirim. O zaman 2 ile 3'ün katlarını devam ettireyim. 4'e 6 ve aynı şekilde 6'ya 9 olabilir. Bak 9 kere 9 kere 2 18. Hani A yerine 9 verirsen, B yerine de 6 verirsen orayı anladınız herhalde. Geçiyorum o zaman. Şimdi C'ye 2 verirsek bak şuradaki sıfırı silip buraya hemen 2 yazarsam 18 gelecek. Doğru mudur? 6B eksi 4A. Bir de ben bunları sadeleştiriyorum. 9 eşittir. 3 hepsini 2'ye böldük. Eksi 2A. Normal şartlarda ben buna A'ya 0, B'ye 3 verseydim sağlıyordu. Ama A 0 olamıyordu. Hatırla bak burada. 3'e 0 olmuyor. Şimdi arkadaşlar burada 3'e 0 olmuyor ama şöyle düşün. 3 sayısı çaprazı kadar artarken zaten en fazla 9'a kadar 0 sayısı çaprazı kadar artacak. Yani burada 3 olur, 6 olur. Gerçekten bir sağlayalım. Burada sağlatmama gerek yok. 6 kere 3 18. 3 kere 2 6. 18'den 6'yı çıkartırsak sağladı mı? Pardon, burada 2 artacak. Çaprazı 2 artacak. Tekrardan yapıyorum. 5 ve 7. 5 kere 3 15, 6 çıkartırsan 9 kalır. 7 kere 3, 21. 6 kere 2, 12 çıkartırsak 9 kalır. Evet, burası da sağladı. 5'e 3 olabilir, 7'ye 6 olabilir. C eşittir 2 iken. Ve C yerine 4 yazarsam, götürüp C'ye de 4 verdiğimde burası 36 yapacaktır. 36 eşittir 6B eksi 4A. Her tarafı 2 ile sadeleştirirsek 3B eksi 2A'da 18 geldi. Yine aynı şekilde A'ya 0 veremiyoruz ama oradan başlayalım. 0 verdiğinde B'ye 6 düşer. Çaprazı kadar bak çaprazında 2 var. 2 arttırırsan 8, bir daha 2 arttırırsan 10 ama B sayısı 10 olamaz. En fazla 9 olabiliyordu rakamdı. O zaman bu da çaprazı kadar artarsa B'ye de pardon A'ya da 3 düşecektir arkadaşlar. Gerçekten de burayı iptal ettim. 8 kere 3 24. 3 kere 2 6. 24'ten 6'yı çıkartırsam 18'i elde edersin. Demek ki 8'i 3 de sağlayabilir. Şimdi C'ye götürüp 6 yazdığınızda buraya 6 verirsek 54 gelecektir. 6B eksi 4A. Bak A'ya ne kadar küçük değer verirsen ver. Hadi 0 veremiyorsun da verdin diyelim.
B'ye maksimum 9 kalıyor. 9 kere 6 54. Evet. Ama ben B'ye 1 bile versem B pardon A'ya 1 bile versem B sayısı en küçük 10, 11 gibi sayılar. Hatta belki de tam bile çıkmayacak. O yüzden buradan herhangi bir değer gelmiyor arkadaşlar. Şimdi şuradaki yeşille yazdığımız 3 ile 2 sağladı. 6'ya 4 sağladı. 9'a 3 sağladı. Buradan 3 tane değerim geldi. 3 tane buradan. 5, 3 ve 7, 6 olmak üzere 2 tane değer buradan geldi. Buradan da 8'e 3 olmak üzere 1 tane de değer buradan gelecektir. Burada neyi unuttuk arkadaşlar? Burada evet söylersiniz büyük ölçüde sizler de 9 ile 8 de sağlar. Orayı yazmayı unuttuk. O zaman buradan 3 tane değer geldi. Aynen 9 kere 3 27. Bir kontrol edeyim hemen. 8 kere 2'den 16 çıkartırsam ne geliyor? 9 kere 3 27. 8 kere 2. Burası 9'a 9. Pardon ya. İyice hata yaptık. 9 kere 2 18. Çıkartırsam 9'u elde ediyor muyum? Aynen. O zaman 9'a 7 olduğu için 3 tane değer buradan. 3 tane değer buradan. 1 tane de değer buradan. Toplamda 7 tane değerimiz olacaktır arkadaşlar. Bakın ben bile çözerken takıldım. Yani bu soruyu daha önce çözmeme rağmen illaki unuttuğumuz yerler çıkabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağlam, eleyici bir soru. Dikkat edilmesi gereken bir soru. Yani bu soruyu çözdükten sonra, hani gördükten sonra sakın şeye kapılmayın. Hani böyle çıkarsa eyvah yandım gibi şeylere düşmeyin. Çıkarsa bir tane böyle soru çıkar arkadaşlar. Onu da zaten herkes yapamasın. Yapan olursa gerçekten de dereceye girecek olan öğrenciler yapabilsin diye. Bu tarz 2-3-4 senede bir zor soru geliyor arkadaşlar. Ya düşünmesi çok da zor değil ama işlemlerden hani ben buraya kadar bunu getirdikten sonra acaba buradan çıkar mı? Hani devam etsem çok uzar. Çıkar mı çıkmaz mı tereddütte kalırken soruyu genelde atlayanlar oluyor. Ama atlamayıp işlemleri devam ettirdiğimizde gerçekten de gördüğünüz gibi çıkıyor. Ya bu sorunun başka çözümü var mı bilmiyorum ama yorumlardan bunu belirterek bir de şöyle bir çözümü var diyerek bizleri aydınlatan çıkar mı bir bakalım. Evet gençler, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.